Merhaba sevgili öğrenciler. Bulbul Öğretmen kanalına tekrar hoş geldiniz. Bu kez insan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi ikinci dönem birinci sınav sorularıyla sizlerle beraberim. Sizler yine her zamanki gibi videoyu durdurup ilk önce kendi cevaplarınızı yapıp sonra benimkileriyle karşılaştırabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. A. Doğru yanlış bölümü. Hemen birinci cümleyi okuyorum. Toplumda güven duygusunu geliştiren en önemli unsurlardan biri o toplumda adaleti sağlamaktır. Doğru. Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir diyor. Yanlış bir cümle. Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır. Doğru. Hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmıştır. Doğru. Haksızlığa uğradığımızda gerekli yerlere başvurarak hakkımızı aramalıyız, doğru. Sorunlarımızı uzlaşıyla çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir, doğru. Devam ediyorum. Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur diyor. Yanlış. Uzlaşı bir arada yaşama kültürünü geliştirir, doğru. Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözebiliriz. Doğru. Yasaların önünde herkes eşittir. Doğru. Yasak ve kurallar uygulanır e, yasa özür dilerim yanlış yazmışız. Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir. Yanlış bir cümle. Zaten ben de yanlış yazmışım. <laughs> evet, kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkalarına da yapmamalıyız. Doğru. Geldik B bölümüne eşleştirme var. Burada verilen tanımlarla, kavramlarla karşısındaki tanımları, kavramları eşleştireceğiz. Haklıyla haksızı ayırt etme, herkese hakkını vermektir. O da adalet oluyor. C şıkkını buraya yerleştirelim. Hukukun adaletin gerektirdiği ve birine ayırdığı şey ayrıcalık ve kazanım. Ne olabilir? Hak olabilir. E harfini buraya koyalım. İnsan davranışlarına yön veren, uyulması gereken ilke yani kurallardan bahsediyor. O zaman B harfini buraya koyalım. İki tarafın anlaşamadığı durumlarda ortaya konan çözüm yöntemidir. O da uzlaşı. A harfi. İnsanlar arasında toplumsal ve siyasal bakımdan hiçbir ayrım bulunmamasıdır diyor. O da eşitlik oluyor ve D harfini de buraya yerleştirelim. Geçelim diğer bölümümüze. Aşağıdaki, aşağıdaki verilen durumlardan adil olanlara OK veya pik işareti diyorlar buna. Adil olmayan durumlara da çarpı işareti koyun diyor. Hemen okuyalım. Bir basketbol maçına sadece erkek taraftarların alınması. Bu hiç adil değil. O zaman çarpı atalım. Öğrencilerin tören tören sırasında boy uzunluklarına göre sıralanması. Bu adil bir tutum. Bir mağazanın yeni gelen ürünleri öncelikle zengin müşterilerine satması bu hiç de adil değil. O zaman çarpı koyalım. Okulca gidilecek pikniğe okul müdürünün karar vermesi adil değil. Çünkü öğrencilere de sorulması gerekir veya öğretmenlere de. Okul öncesi sınıfında çocukların yaşlarına göre sınıflara ayrılması bu adil bir tutum ve bu şekilde işaretledik. C bölümünde Doğru seçeneği işaretleyelim. Şıklı sorularımız. Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Seçeneklere bakıyorum. Tabii ki güven duygusu. Adil bir toplumda. 2. Ailesiyle birlikte uzak bir ülkeye giden Bora, bu ülkede kuralların biraz farklı olduğunu görünce çok şaşırır. Öyle ki ismi N ve K harfleriyle başlayanlar haftanın her günü parklarda serbestçe oynayabiliyorken, diğerleri belirli günlerde oynayabilmektedir. Bu ülkede kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? A şıkkı söylenemez. B şıkkı adaletli bir uygulama söyle. Hayır, bu da söylenmez. C insanlar arasında ayrım yapılmaktadır. Evet işte bu. Bakın insanlar arasında ayrım yapılıyor. Bunu söyleyebiliriz. D. insanlar arasında farklılıklara saygı gösterilmektedir. Bu da söylenemez bu paragrafa göre. 3. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? Bakıyoruz şöyle bir empati kurmak. Empati neydi onu da hatırlatalım. Empati kendimizi karşısındaki, karşımızdaki kişinin yerine koyarak onun e, penceresinden de olaylara bakabilmektir. Yani kendimizi karşıdakini yerine koymak ve böylece empati empati kurmak diyelim. Doğru cevabımız da o. 4. Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? Şıklara baktığımızda inatçıdırlar diyor. Beraber yaşayan insanlar fazla inatçılık yapmamaları gerekiyor. Uzlaşıya gitmeleri gerekiyor. 5. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir? Saygılı olmak, olumlu, açık fikirli olmak, olumlu, işbirliğine açık olmak, olumlu, sabit fikirli olmak yani inatçılık dediğim dedik. Bu olumlu bir davranış değil. 6. Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur? Tenefüste hangi oyun oynayacağımıza karar verirken burada tek başımıza karar vermemeliyiz arkadaşlarımızla beraber. B hangi elbiseyi giyeceğimize karar verirken buna kendimiz karar veririz. Çünkü bu tek başımıza alabileceğimiz bir karar. Onun için uzlaşıya gerek yok. C ailemizle tatilde nereye gideceğimize karar verirken hep beraber karar vermeliyiz. Kardeşimizle ne izleyeceğimize karar verirken yine iki kişi olduğumuz veya 3 kişi olduğumuz zaman kardeşlerimizle yine uzlaşıyla karar vermeliyiz. B şıkkında tek başımıza karar verebiliriz. Çünkü bu karar sadece kendimizi ilgilendiriyor. 7. Aşağıdaki tutumlardan hangisi uzlaşı sürecini desteklemez? Hemen şıklara bakalım. Herkesin düşüncelerini özgürce söylemesine fırsat verilmesi. Bu iyi bir davranış. Herkesin fikrine saygı duyulması. Güzel. Olaylara yalnızca kendi açısından bakılması. İşte buna da biz bencillik diyoruz. Bu olmaz uzlaşı sürecinde. Tarafların birbirine hoşgörülü olması. O da güzel bir davranış. 8. Ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanması nokta nokta demektir. E, bu tanıma ne uyuyor? Uzlaşı uyuyor. O zaman uzlaşıyı koyuyoruz. 9. Aşağıdaki tanım hangi kavrama aittir? E, yukarıdaki soruyla aynı olmuş bu. E, kusura bakmayın. Ben fark edemedim. Fark, fark etmez. Bir, bir daha yapalım o zaman. Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanması yine aynı cevap olacak. Burada iki defa yapmışız soruyu farklı şekilde. Hata yapmışız. Devam edelim. Mehmet Emre okul bahçesindeki bankta otururken sınıf arkadaşı olan Yusuf ile Muhammed'in tartıştığını gördü. Mehmet Emre ne yaparsa uzlaşı sürecine katkı sağlamış olur. Güzel bir davranış yapması lazım. Sevdiği arkadaşın tarafını tutmalı. Olmadı. Objektif tarafsız olup ortak çözüm yolu aramalı. İşte bu güzel bir şey. C görmezden gelip onları izlemeli. Bu da iyi bir şey değil. Hemen koşup öğretmene şikayet etmeli. Bu da güzel bir şey değil. Önce onları barıştırmaya çalışmalı. Sonra eğer çözülmezse öğretmene gidilir. Devam edelim. 11 Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız. Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun duygularını anlamaya çalışmalıyız. Bu ifadeye hangi kavramın bu ifade hangi kavramın açıklamasıdır? Az önce bahsetmiştim empati. Karşı, kendimizi karşıdaki kişinin yerine koyarak onun açısından da olaylara bakmak, onun duygularını anlamaya çalışmak. 12 günlük hayatta sorun olan bazı durumlar yaşanır. Böyle bir durumda çözüm yolu olarak yapacağımız ilk iş ne olabilir? A mahkemeye müracaat etmeliyim. Bu ilk iş olmamalı. B kavga ederek sorunu çözmeliyim. Bu zaten olmaz. C sorun yokmuş gibi davranmalıyım. Bu da uygun değil. D konuşarak sorunu çözmeye çalışmalıyım. İşte en uygun davranış bu. Günlük hayatta karşılaştığımız bir sorun olduğunda ilk önce konuşarak çözmeye çalışmalıyız. Eğer konuşarak çözemiyorsak sonra diğer çözüm yollarına bakmalıyız. 13. Bakıma muhtaç çocuklar ülkemizde hangi kurum tarafından korunmaya alınmaktadır? Sizler de duymuşsunuzdur. Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu var bakıma muhtaç çocukları korumaya alan devlet kurumumuz. 14 Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden değildir? Özgürlük, hoşgörü, yardımlaşma, bencillik. İşte bencillik güzel bir davranış değil. Bu bize pek uymuyor. 15 Aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden biri değildir? A çalışanları korumak, B işsizliği önlemek, C gelir düzeyini yükseltmek. Aile bütçesini ayarlamak. İşte bu aile bütçesini ayarlamak bizim ailemizi ilgilendiren bir konu. Devletin görevlerinden biri sayılmaz bu. 16. Sınıfta aynı düşüncede olmasak bile herkes istediğini söylemekte serbesttir. Böyle düşünen biri neyi savunuyor? Tabii ki düşünce özgürlüğünü savunuyor. 17. sorunun yarısı çıkmamış. <laughs> Ya ne kadar çok hata yapıyorum ben. Evet devam edelim. Farklılıklara saygılı olmaya gerektiren en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ee, sorumuzun yarısı çıkmamış. Bu soruyu iptal ediyorum sevgili öğrenciler. Şöyle çizeyim ne yapayım. Evet. Son sorumuz diyelim. Ee, Birçok soru yaptık. Sizlere sınavınızda yazılarınızda diğer derslerdeki yazılarınızda da başarılar diliyorum. İnşallah 100 alırsınız. Zaman zaman böyle videolar çekerken ufak tefek hatalar yapıyoruz. Bizler de insanız, konsantrasyonumuzu kaybediyoruz. Bir ekran'a bakıyoruz bazen, bir yazılıya bakıyoruz, bir taraftan okuyoruz, bir taraftan cevaplamaya çalışıyoruz. E, o yüzden kusurumuza bakmayın. Bizlere hoşgörün. E, sizlere faydalı bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Sizlerin derslerinize katkı sağlamaya çalışıyorum. Sizlere yardımcı bir öğretmen olmaya çalışıyorum. Tekrar söylüyorum, özür diliyorum böyle hatalarım için. Sizlerle tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.